Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Lore 101'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümdeki konuğumuz Skarner arkadaşlar. Kendisi bir ormancı, orman rolünde oynayabileceğiniz bir karakter. Ormana daha meyilli olan bir karakter. Ki zaten biraz sonra yetenek setinden de bahsettiğimde bunun neden ormanda oynanması gerektiğini daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şöyle detaylarına geçmeden önce runlerinden bahsetmem gerekirse karakteri sürat coşkusuyla ya da yırtıcıyla oynamanızı öneriyorum ama şu an en yüksek kazanma oranı sürat coşkusunda. Bilginiz olsun, rakibi çok rahat bir şekilde yakalayabilmenizi sağlıyor, mobilite kazanmanızı sağlıyor ve bu Skarner için gerçekten çok önemli bir faktör. Bilginiz olsun dostlarım. Öte yandan yırtıcı ile birlikte de ultinizin performansını arttırabiliyorsunuz. Rakibi direkt aradan çıkartabiliyorsunuz. Bu noktada da yırtıcı iyi olabiliyor. Baskın potansiyelinizi arttırıyor. Ama dediğim gibi hem kafa kafaya dövüşlerde hem karakterden performans alma konusunda sürat coşkusu daha faydalı oluyor. Öte yandan karakterin yetenek setinden bahsetmemiz gerekirse karakterimizin pasifi. Haritada arkadaşlar şöyle bölgeler var, bakın farklı yerlerde. Mesela burada da var. İşte burada da var. Veya burada da var. Ve burada da var. Kendi takımınıza ait ormanda olan bölgeler ilk başta mavi renkli. Ama ortak alanlarda ve rakibin ormanında olan bölgeler ise kırmızı renkli oluyor. Bunu siz veya rakip takımdan bir oyuncu gelerek şöyle üzerinde durarak şöyle bir alan oluşuyor. Tık diye ele geçirebiliyor ve buradan belli miktarda gold elde edebiliyor. Bu alan Skarner için çok önemli. Neden önemli? Birincisi size bir hareket hızı veriyor. İkincisi saldırı hızı veriyor. Ve üçüncüsü bence en önemli olan mana yenileme sağlıyor. Bu sayede savaş sırasında sürekli yetenek kullanabiliyorsunuz. Ve mana kaybınız azalıyor. Özellikle orman dönerken bu bölgeleri aldığınızda ciddi manada bir mana kaybını engellemiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun, pasifimiz tamamıyla bu işe yarıyor. Öte yandan Q'dan bahsedecek olursak arkadaşlar, Q yeteneğiniz şöyle kendi çevrenizdeki bir alanda bir hasar vermenizi sağlıyor. Şu şekilde bakın, şu şekilde bir hasar veriyoruz. Şöyle hatta bunların arasına geçeyim, daha net görün. Hasar verdiğimizde eğer Q yeteneği bir rakibe değecek olursa, önce değmemiş halini göstereyim. Bakın değmemiş halinde herhangi bir eklentimiz yok. Fakat Q yeteneğini herhangi bir rakibe değdirecek olursak kıskaçlarımız yanmaya başlıyor. Ve kıskaçlarımız yanarken tekrar Q yeteneğini kullanacak olursak, ki Q yeteneğinin bekleme süresi 3 saniye, otomatik olarak o rakibe ilave büyü hasarı vermiş oluyorsunuz dostlarım. Böyle bir etkiye sahip. Yani sürekli Q spamlamak karakter için gerçekten çok önemli olabiliyor. Q'muzun olayı tamamıyla buna bağlı. Normalde şöyle fiziksel hasar veriyor ama stacklendiğinizi vurursanız rakibe büyü hasarı da vermiş oluyorsunuz dostlarım. W'dan bahsedecek olursak, W yeteneği arkadaşlar size bir kalkan veriyor. Şu şekilde kullandığınızda sizin etrafınızda bakın renginizi de değiştiriyor. Bu kalkan üzerinizde olduğu süre zarfında siz hareket hızı kazanıyorsunuz. Bakın W'ye bastım, tık, ilaveten hareket hızı kazanmış olduk. Bu sayede çok çok daha mobil olmuş oluyorsunuz. Rakibi yakalama potansiyelinizi arttırıyorsunuz. O yüzden aslına bakarsanız yırtıcıya çok da gerek kalmamış oluyor. E'den bahsedecek olursak da E yeteneğinin şöyle bir menzili var arkadaşlar. Böyle şerit şeklindeki alana etki edebiliyorsunuz. Şöyle bir buz fırlatıyorsunuz. Bu buz rakibe değecek olursa rakibi yavaşlatıyor ve rakibi işaretliyor arkadaşlar. Birden fazla rakibe de etki ettirebiliyorsunuz. İşaretlenmiş rakibi ota atak atarsanız o rakibi sersemletiyorsunuz dostlarım. Yani çok büyük bir kitle kontrolüne sahip oluyorsunuz. E yeteneğinizi tutturup savaşı başlatmanız bu noktada Skarner için gerçekten çok önemli. Ultiden bahsedecek olursak da yine bu alan içerisinde kalan yalnızca bir rakibe atabildiğiniz bir yetenek arkadaşlar. Rakibe tıkladıktan sonra şöyle ultinizle rakibi istediğiniz yöne doğru çekebiliyorsunuz. Bu sayede rakibin pozisyonunu bozmuş oluyorsunuz. Ardından çektiğiniz alanda son menzile getirdiğinizde ise karakter patlıyor ve ilave bir hasar vermiş oluyorsunuz rakibe olsun. Dikkat edin. Tık patlattık, ilave bir verdik. Bunu tıkladıktan sonra rakipte eğer civalı kuşak yoksa bunu kesinlikle bozamıyor. Sizden kaçabilmesi mümkün değil. İstediğiniz yöne götürebiliyorsunuz. Bu sayede rakibin pozisyonu bozulabiliyorsunuz. Özellikle sürat coşkusuyla birlikte mobiliteniz daha da arttığı için rakibi çok çok daha derinlere çekebilme imkanınız oluyor. Bilginiz olsun. Ultinin olayı da aslına bakarsanız buna dayanıyordu. Güç bakımından, metadaki durum bakımından bahsedecek olursak şu an zorluk bakımından 3 üzerinden 2 zorlukta bir karakter arkadaşlar. Çok zor değil ama çok kolay bir karakter de değil. Dikkatli oynanması, ultiyi doğru kişilere atılması gerekiyor. Öte yandan metadaki durumda yine 3 üzerinden 1.5 veya 2 olabilecek durumda ama 2'ye de çok yetişmiyor. Çünkü alternatif çok fazla karakter var. Skarner yerine tercih edebileceğiniz dostlarım. Öte yandan kimlere karşı güçlü, kimlere karşı güçsüz diye bahsedecek olursak da
Karakteri genelde mobilitesi yüksek olan takımlara karşı çok rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Bu şampiyonlar sizi çok fazla zorlamayacaklardır. O yüzden dediğim gibi sık sık bu şampiyonlara karşı tercih edin ve avantajınızı maksimuma çıkartmış olun dostlarım. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi karakter hakkında. Şimdi sizleri ufaktan gameplay kısmına doğru yolcu ediyorum. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım, geldik gameplay kısmına. Bakalım ne derece verim alacağız Skarner'dan, ki çok sevdiğim bir karakter. Umuyorum biz de oynarken karakterden maksimum verimi alırız ve ben de sizlere net bir şekilde, böyle karakteri güçlü olduğu şekilde gösterme fırsatı elde edebilirim. Şimdi şöyle bir başlangıcımızı yapalım. Bu noktada arkadaşlar mavi çarpı eşyası başlangıcı yapabilirsiniz. Kırmızı çarpı eşyası da, ama mavi çarpı eşyası bu oyun bazında daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden onu tercih ettim. Doldurulabilir iksir ve şu parçayı da alıp mavi güçlendirmeme ilerleyeceğim. Bundan başlayacağım çünkü bot lane'im bana çok yardımcı olacaktır. Daha hızlı bir şekilde rotasyonumu yapar, keyfime bakarım diye düşünüyorum. Karşıda pikler tuhaf. Bizde daha da tuhaf. Skorda orada Ahrimiz falan var. Ne yapacak hiç bilmiyorum. Üzerine minyon uçuran falan almış. Minyon uçuran aşırı derecede nerflü. Hiçbir işe yaramayan bir ürün olduğunu düşünüyorum şu an. Kara hasatlı Zed jungle'ları falan var adamların. Volibear'ı üst koridora yollamışlar. O da yırtıcı ile birlikte oynuyor falan. Bu adam desteklidir diye düşünüyordum. Bununla birlikte oynuyor. Bu adamda teleport var. Kim desteğe gitti rakip de belli değil. Çok acayip şeyler dönüyor yani oyunda. Şöyle Q yeteneği başlangıcımızı yapalım. Skarner ormanı hızlı dönebilen bir karakter. Bu özelliğinden dolayı çok seviyorum. Ana ürün olarak da gördüğünüz gibi Sürat Coşkusu ile birlikte oynuyoruz. Sürat Coşkusu karakter için şu an yırtıcıdan bir tık daha önde olduğunu söyleyebilirim. Karakterden maksimum verimi alabilmeniz açısından. Tık 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 hızlı bir şekilde döndük. Buna çarpımı kullandım. İkinci çarpımız da zaten hızlı bir şekilde gelecek. Daha sonrasında W'muz açılınca rahat bir şekilde baskına çıkabiliriz. Zerat'ı bota yollamışlar bu arada. Adam support eşyası olmadan destek oynayacak. Bakalım, görüşleri olmadığı için bota yatırım yapabilirim. Hantal zaten Zerat. Burada rahatça baskın yiyecektir. Hadi Ezreal kaçabilir ama Zerat'ın kaçabilme olasılığı çok fazla olmayacak. Bir de ben dediğim gibi çok hızlıyım. Ha, bu oyun bazında yırtıcı da giderdi. Ama Lux'tan yiyeceğim bir Q'ya pert olmak istemedim. En azından kuşak muşak alana kadar bu şekilde devam edecek çünkü. O yüzden sıkıntı yaşamamak adına bunu tercih ettim. Zed bakalım haritanın neresinde? Güzel, oradan bir skor almayı başardılar. Pyke de oradan çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ama tabii Zed'in nasıl bir rotasyon yaptığını bilmiyoruz. Haritanın neresinde olduğunu bilmiyoruz. O birazcık zorlaştırabilir bizimkiler için senaryoyu. Kaçtı galiba. Görüyor musunuz? Tık tık tık. O kadar rahat dönüyor ki jungle hiç zorlanmadan. Şimdi çarpımı saklayacağım. Çarpımı scuttle'a atmak istiyorum. Yani yan pire yengece. Onu attıktan sonra devam edeceğim hayatıma. Fazla zorluyorlar orayı. Zed gelecek olursa kaybederler orada vallahi. Buradan da yan pire yengece doğru ilerliyoruz. Önceliğimiz bunu almak. Çok seri bir şekilde aldım. Zed buna gelmemiş. Garip. Çok çok garip. Ama oyunda olmasa sur verirlerdi herhalde. Nasıl bir rotasyon izledi acaba Zed? Neyse biz bununla çalalım da adamın. Adamı geri düşürebildiğimiz kadar geri düşürmüş oluruz. Oo, orada ben bir skor gördüm. Geliyorum ben buraya. Ahri koridoru itmeyi başarırsa çok rahat dive atarız. Ahri'nin hızlıca itmesi lazım koridoru. Base atamadı bu adam. Bu kadar. Volibear'a daha da fazlasını kaybettirmemiz lazım. Çok güzel. Hatta bir tane plate altında buradan alırsam daha tatlı olur. Ama alamayacağız.
Güzel güzel, kötü değil. Zed zaten görünürde yok şu an. Haritanın neresinde ne yapıyor bilmiyoruz. Üzerinde de iyi bir gold birikti. Bu adam da teleportunu attı. Bu da teleportunu kullandı. İki tane teleportları yok şu an. O Pyke'ın yeteneği nasıl değildi acaba? Bu arada kimyasal tanka gidebiliriz. Hiç de fena bir eşya değil karakteri açısından. Bununla birlikte çünkü çok güzel bir potansiyel yakalıyorsunuz. Hem tanklaşıyorsunuz hem rakibi kovalayabiliyorsunuz. Yırtıcıya gerek bile kalmıyor. O yüzden ben bunu tercih edeceğim. Ahri'nin de koridorunu rahatlatmak güzel oldu. İhtiyacı vardı buna zaten. Koridorda üstünü zaten minyon konusunda ama daha da üstünleşmesi kötü olmayacaktır. Biz standart rotasyonumuza devam edelim. Bize piyasada yok. Ne yapıyor? Nerede? Hiçbir fikrim yok. Rakip de sur vermedi garip bir şekilde. O yüzden ben devam ederim oyunuma. Bak can kaybetmeden jungle dönüyoruz ya. Şu arkadaşı da alalım bakalım. Skarner maalesef bizim sunucumuzda çok sevilen bir karakter değil. Yüksek elo'larda oynanıyordu bir ara. Artık onlar da oynamamaya başladılar. Nedeni işte yerine alternatif olarak tercih edebileceğiniz diğer karakter olmasından kaynaklanıyor. Ondan dolayı da pek fazla bakılmıyor. Zed bu arada gelmiş. Güzel. Scuttle alınmış. Sevindim. Helalsin. Burada double sıçrayı attık. Bu adamı mutlaka yakalayıp kesmemiz gerekiyordu. Şimdi Zed'in şöyle bir ormana doğru ilerleyelim. Yani orada direkt düşebilmiş olsaydı adam hiç kaynak bile ayırmamıza gerek kalmayacaktı. Ahrimiz 2-0 olmuş. Harika. Ben şöyle şunu azıcık geriye çekeceğim ki burada pasifimizden faydalanalım. Zed hala kendisini göstermiyor. Kara hasatlı bir Zed. Erken oyunu iyi geçirmesi gerekiyor. Kara hasat toplasın. Hiç. Bir Scuttle alınmıştı sadece. O kadar. Kendisini bir daha... Varlığından şu an şüpheliyim hala. Başkası mı kesti acaba dedirtti bana o Scuttle. Ama başka kim kesecek? Kötü bir baskın attım burada. Volibear geriye doğru kaçıyordu zaten. Tam gidişat üzerine attık onu. Hoş olmadı. Şimdi ikinci bir baskını tekrardan Lux'a denemek istiyorum. Niye diyeceksiniz? Lux'ın spell'i olmadığını biliyoruz. O bot lane'e gitmiş. İnşallah ölmezler. İyi bir tane skor çıkarttılar orada. Ben üst ormanıma döneyim. Helal. Çok çok word. Daha fazla kaynak istiyorum. Daha da fazla. Sonrasında da gider bir ejder alırız. Zed zaten bize engel olmuyor. Görünen o ki. Ama yani şu dakikaları iyi geçirmezse hangi dakikaları iyi geçirecek çok merak ediyorum. Bakar mısınız? O kadar hızlı jungle dönebiliyor ki aslında karakter. Artık mavi çarpımız da hazır. Bu da demek oluyor ki gittiğimiz koridorda bizden kaçılması imkansız olacak. Bunu da aldıktan sonra alt ormana döneriz. Ahri'nin zaten oyunu bitti. Şu an deli gibi kar topu oldu. Yasuo'muz da iyi durumda. Farm da üstün. Bot değinmesi şöyle böyle. Onlara da bir yardım lazım. İstiyorlardır yani o yardımı. Bu parçaları alalım. Ardından arkadaşlar şurada bizim için çok çok değerli bir eşya var. Bu arkadaşa gideceğiz. 875 gold yapmak istiyorum. O yüzden 875 gold yapıp onunla birlikte Blaze'den çıkacağım. Kaldığımızı alacağız. Hydra'ya gitmemiz lazım. Ah! Acele etti ultiyi kullanmak için. Da kesti yine de. Güzel. Tutuşturu varmış Allah'tan. Tutuşu varmış. Güzel şifa tam zamanında geldi. Ezreal'ın yerinde olsam üzülürüm ya. Gerçekten üzülürüm.
Zed'in ne yaptığını biri bana söyleyebilir mi ya? O kadar fazla pozisyonu vardı ki adamın. Öldük, öldük. Öldük. Niye gelmediler ya buraya? Çok güzel yardımcı olabilirler diye düşündüm. Catelyn'in trebine doğru çektim. Catelyn çok uzakta kaldı bize. Bilseydim Lux'a dönerdim. Lux üst tarafta olduğu için onun yakalanıp kesilmesi daha kolay olacaktı. Ah be. Değseydi Yasuo kesin ona devam ederdi. Bak bedavadan öldüm. Zaten adamların ormancıları ben yokum diyor. Benim burada ölmemem gerekiyordu. Koşalım koşalım koşalım, Yasuo'ya yetişiriz. Bunlar niye Yasuo'yu kovalamaya çalışıyorlar? Garip. Çok güzel. Ona da yetişiriz. Manyak çocuk, git başımdan. Kettin, Kettin, Kettin gör bizi. Ah be, Zerat ultisi işleri bozdu. Süper. İyi var. Burada kaybettiğim zamana değmiş oldu açıkçası. Turbo kimyasal tankı tamamladım. Peşine arkadaşlar Anyo'yu çizmesine gideceğim. Çünkü ultimin bekleme süresi çok uzun. Mümkün olduğu kadar kısaltmam lazım. Hadi gene Q falan dert değil ama W ve E'nin bekleme süresini de kısaltmak çok işimize yarar. Daha sık yetenek kullanabilmek, Shield'ımızın daha sık gelmesi, E yeteneğimizle birlikte pozisyon başlatabilmeyi isteriz. Aslında Ahri'nin de teleportu varmış ama burası için kullanmak istemedi. Yani Volibear bir kendini çok geri düşürdü zaten bu senaryoda buraya kadar gelerek ama Ahri'nin bence kullanmaması güzel oldu, boş verin. Zaten oyunda olsa daha farklı senaryolar olabilirdi buralarda. Ben 10 kere ölmüştüm orada. Devam 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 devam. Tık tık tık. Buradan ejderimize. Ama hala kafamda soru işaretleri var. Yani Skatıl'ı kimin aldığı konusu gibi. Zed oyundaysa bu ejderi engel olmak ister. Biraz önceki savaşa da katılmak isterdi de gerçi. Yok yok, Zed kesinlikle yok oyunda. O Skatıl'ı ya rakip bot lane aldı ya da başka bir şekilde alındı. Yasuo için bekletmeye çalıştım ama yapacak bir şey yok. Rakip Surmer. GG, güzeldi arkadaşlar. Ormanda Skarner'ımız da bu şekildeydi. Kısa ve öz oldu. Zaten böyle çok da detaylı bir şey yok karakterin. En azından neler yapabileceğini görmüş oldunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.